Ortak! Güvenilir sevgilin arıyor. Efendim canım. Duygu geldi mi? Yok, gelmedi daha. Sen gelecek misin? Yok, gelemeyeceğim. Benim biraz yoğun bugün. Tamam. Kolay gelsin o zaman. Pelin, ben seni niye aradım? Bugün belediyeden bir arkadaşla görüştüm de benim restoranın işleri için. Galiba bu aralar bizim bölgede bir denetleme yapılacakmış. Haberin olsun istedim. Yani bir eksiniz falan varsa tamamlayın, başınıza iş açılmasın. Tamam canım, sağ ol. Ben seni işim bitince ararım. Tamam. Arkadaşlar, belediye denetim yapacakmış. Kontrol edelim her şeyi lütfen. Yani biliyorum hep bakıyorsunuz ama eksiğimiz açığımız olmasın. Nereden çıktı şimdi bu? Barış söyledi. Sevgilin belediyede mi çalışıyor? Hayır yani... Neden o biliyor da biz bilmiyoruz denetim olacağını? Aa, tabii ya. Bak, eğer bizi ihbar etmişse, yani bu yeni restoranı açmadan bizi sarsmak için. Ya, itibar düşürme teknikleri bunlar. Bence olabilir. Sinan, biz az önce ne konuştuk seninle? Ya vallahi Pelin, biz seninle o kadar çok şey konuşuyoruz ki... ama işte maalesef hepsi havada kalıyor. Sen personelin önünde Barış'la ilgili ne biçim konuşuyorsun ya? Ya ne var Pelin, fikrimi söyledim. Ha bak, eğer sen arkasından dedikodu yaptım diye bozulduysan o problemi hemen hallederim. İstersen hemen arayıp suratına söyleyeyim ha? Abi duman oldu her yer, duman oldu. Kapatın onun altını. Davulun bazı kim açık bıraktı? Kapat abi, kapat davulun. Çek onu oradan, çek onu oradan. Serkan ne oluyor? Davulun bazı mı çekmiyor? Ah, ah, ah. Şef, Sinan, iyi misin? Sinan, iyi misin? Tut. Çıkar hemen. Serkan, hemen ilk yardım çantasını getir. Meryem olacaktı içinde. Çok acıyor mu? Çok. Öpsen de geçse keşke. Bırak ya. Bırak, getirme ilk yardım çantasını falan. Yansın cayır cayır. Sırtına ne oldu? Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey? Kurşun yarası o. Motordan düştüm. Sinan, ben sağlık eğitimi gördüm. İlk defa görmüyorum böyle yaraları. Önemli değil dedim. Yoksa sen... Önemli değil dedim. Arkadaşlar, bizi bir yalnız bırakın. Çok işim var Pelin. Personeli geri çağırsak da bana yardım etsene. Sinan, neye bulaştın? Nasıl yaralandın? Anlat.
Dinliyorum. Hani ben senin için sadece bir yabancıydım? Sadece bir ortaktan ibarettim. Ne oldu şimdi? Ne bu ilgi alaka? Bak yine yanlış anladın beni. Ben sadece başıma geleceklere hazırlıklı olayım diye soruyorum. Ne gelecekmiş başına? Kapımıza kadar gelen o karanlık tipler. Bu yarayla bir alakası var değil mi? Bir alakası yok. Ayrıca onlar benim arkadaşlarım. Nereden? Kahveden. Sinan bak. Gittikten sonra ne yaptın, ne ettin, neye bulaştın, başın dertte mi değil mi? Beni hiç ilgilendirmiyor, tamam mı? Ne güzel. Rahat bırak da beni çalışayım o zaman. Senden tek bir ricam var. Yapabileceğim bir şeyse neden olmasın? Filia'yı karanlık işlere bulaştırma. Korkma. Öyle bir şey olmayacak. Keşke sözüne güvenebilsem. Cansu. Eksik listesini yapacaktın. Ha evet. Burada. Ben dışarı çıkıyorum şimdi. Şunları halledeyim. Bir iki saate gelirim. Soran olursa kim soracak ki? Teşekkür ederim. Duygucuğum hoş geldin. Çıkıyor muydun? Nereye? İçeride bunu aldım biraz. Bir de eksikler vardı onları almaya. Ya da sonra hallederim. Gel seninle bir kahve içelim. Cansu. Nereye gitti? Eksik listesini aldı, alışverişe gitti. Tamam. Gidelim işini hallederim. Sonra bir yerde içeriz kahvemizi. Tamam olur. Gel. Efendim. Necip abi ne oldu? Bir sorun mu var? Vardı da hallettim sayılır. Telefon cebimde alsan ya. Efendim. Sen ne arıyorsun Necip abinin yanında? Kapının önündeyiz. Siparişleri götürdün mü diye soruyor. Ha yok. Adresi bulamadım. O da tekleyince geri döndüm geldim. Adresi bulamamış. Bir de motor arıza yapmış. Kayınço mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.